Şimdi baktığımız zaman zemine düşen gölgede herhangi bir problem yok. Bu oradaki far için bir malzeme ayarlamamız lazım. Yine amblemimiz eksik. Buradaki plastik malzeme çok koyu olmuş. Ve diğer malzemelerin eklenmesi lazım. Tekerlek için malzeme atmamız lazım. Yine buradaki çıtalara da malzemelerini atmamız lazım. Buradaki kollar için de aynı malzemeleri benzer şekilde uygulamamız lazım. Şimdi bu işleri bu dersimizde ayarlayacağız. Öncelikle metal yelek türümüzü açalım. Ve farın iç malzemesinden başlayalım. Bunu buradaki slota atmıştık hatırlarsanız. Standart tıklayarak arkadaşlar arch desink malzeme tipini seçiyorum. Ve buradan da templates'lerden krom malzeme tipini seçiyorum. Şöyle göster diyoruz. Ayrıca arkadaşlar burada farın içerisinde yansıma ve parlama etkisini oluşturabilmesi adına yansıma efektini krom malzemeyle sağlıyoruz. Bir de parlaklık efektini de verelim. Bunu da self animation yani kendi kendine parlama etkisini verelim. Bunu aktif ettiğimizde çok yüksek bir değer görmüş olduğunuz gibi buradaki değer yüksek geliyor. Bunu düşüreceğiz. Utilize değerini 0,1 yapalım. Örnek vermek gerekirse. Ardından malzemeyi şöyle bir görelim. Listeden buradan ön far 1 ve 001'i seçtikten sonra bunları da farlarımıza atalım. Bunun dışında plastik malzememize bir ayarlama yapacaktık. Plastik malzememizi seçip buradaki klor butonunda bunu bir miktar açıyorum. Detayları görebilmek adına fazla mı açtık? Şu değer iyi olacak gibi. Yine krom malzeme uygulayacağız arkadaşlar. Krom malzemeyi nereye uygulayacağız? Buradaki tekerleğin kendisini seçiyorum. Buradaki diğer tekerleklerimiz de var. Onları da seçeceğiz. Listeden şöyle bakıyorum. Tube 1 tube yazanların hepsini seçiyorum. 4 tane jantımız var. Öbür tarafta da bu arada P harfine basıp da perspektif moduna geçelim. Şöyle onları da seçip seçmediğimize emin olalım. Listeye geliyorum. Buradan şuradaki bütün tubeleri seçtim. Ardından krom materyali uyguladım. Yine tekerlek için malzeme ayarlayacaktık. Tekerlek için buraya iç mekan koltuk demişiz. Evet. Şu malzemeyi belki yansıma için kullanmıştık. Tekerlek plastik demişiz. Bunu da listeden tıklamak suretiyle hazır malzeme şablonunu kullanabiliriz. Plastik malzeme tipinden buradan fine mesela şu fena değil gibi smooth black varmış fine malzeme tipini seçelim. Bu biraz bunun yerine arkadaşlar tekrar bakalım. Şuradaki butona tıklamak suretiyle smooth seçelim. Etkisini de gösterelim burada. Ardından bunu da arkadaşlar tekerlere atacağız. Buradaki tekerleri seçeceğiz şimdi. Silindir olarak görünenleri. Silindir olarak bakalım hangileri görünüyormuş. Burada bir. Silindir bir. İki. Olarak isim isim. Tabi bunları layer'larla da çalışabilirsiniz arkadaşlar. Layer'larla çalışmak daha kolaylık sağlayacaktır. Liste kabardıkça bu problem ortaya çıkıyor. Seçtik. Buradaki seçtiğimiz malzemeleri de bunlara uyguladık. Yine kapı kollarımız var. Kapı kolları bakalım hangi adla geçiyormuş. Box olarak geçiyor. Bunları da listeden seçelim. Box
olarak geçiyor. Evet. Şuradaki box'ların hepsini seçiyorum. Ardından OK diyorum. Ve bunlara da yine Chrome malzeme uygulayacağız. Chrome malzememizi alıp uyguluyorum. Başka bir detayımız var mı? Evet. Bir de buraya ön amblemini ekleyecektik. C harfine basıp şöyle perspektiften bakalım. Bir test render alalım. Ardından diğer işlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.